atık suyun Demirciler Deresi'nde bugün de olduğu gibi kapalı koya, yani yüzme alanımıza boşaltılması hiçbir şekilde kabul edilemez. Bu ilgili mevzuatlarda yasaklanmıştır. Bizler bu konuyu 1,5 senedir projenin sorumlusu olan MUSKİ, İller Bankası ve Dünya Bankası ile projedeki hataları, eksikleri ve ilgili yasalara ve bilimsel anlayışa uygun olmayan hususları söyledik ve tartıştık. Özellikle kapalı bir koy olan Gümüşlük Koyu'na arıtılmış dahi olsa atık suyun deşarj edilemeyeceğini ifade ettik. En son 24 Ekim 2022'de MUSKİ ve İller Bankası ile 3 saatlik toplantı yaptık. İtirazlarımızı tekrar ifade ettik. Neticede Gümüşlük Koyu'nun kirlilik taşıma kapasitesinin araştırılmasının gerekli olduğuna talebimiz üzerine karar verdiler. Buna rağmen 15 Kasım 2022'de aldığımız yazılı açıklamada itiraz ve çekincelerimizin düzeltilmesi konusunda herhangi bir adım atmayıp maddi nedenlerden dolayı taşıma kapasitesinin tespitine yönelik çalışma yapmayacaklarını bildirdiler. Sadece eğer para işini halledebilirler ise 2026 yılından sonra o da belirli bir miktar atık su için karasal alanda sulama amaçlı yatırımın başlayabileceğini ifade ettiler. Sonuçta yazışmalarla, toplantılarla kabul etmiyoruz. Kapasitesi arttırılan arıtma tesisiyle plajlarda yer alan terfi istasyonlarının Gümüşlük Koyu'na, Çukurburt ve Koyunbaba plajlarına, bölge halkına, kıyı işletmelerine ve Gümüşlük ekonomisine telafisi mümkün olmayan bir yıkım getireceği apaçık ortadadır. Ayrıca karada kullanılabilecek son derece önemli bir su kaynağının da heba edileceğini görüyoruz. Benzer bir tesise bölgemize ihtiyaç olduğu açıktır. Ancak ÇED kararı alınmış ilk proje olan Turgut Reis arıtmaya öngörülemeyen nedenlerden dolayı bağlanamasından Gümüşlük ve Koyunbaba halkı sorumlu değildir ve bu nedenle cezalandırılamaz. Gümüşlük Forumu, Bodrum Kent Konseyi, Gümüşlük Koyunbaba.